Merhabalar değerli izleyenler. Altaş TV'ye Gönül Pınarı'ndan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta konuğumuz Ordu İl Müftülüğü Vaizi Sayın Kasım Karaman hocamız bizimle. Ve biz bugün hocamızla geçen hafta konuştuğumuz İslam ve örtünme konulu sohbetimizin devamını inşallah gerçekleştireceğiz. Ve ben sizler adına hocamıza hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Gönül Pınarı'ndan başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam ben deyim. Rabbim hamdinizi daim eyliz. Amin inşallah hep beraber inşallah. Hocam geçen hafta İslam ve örtünme demiştik. Örtünme deyince hakikaten böyle bir 50 dakikaya sığacak bir program değildi. O gün de söylemiştik bunu. Gerçekten altı dolu dolu geniş bir konu. Bugün de inşallah devamını sizinle detaylandıralım. Şöyle geçen haftayı bir hatırlayacak olursak örtünmenin fıtri boyutunu konuşmuştuk. Bugün de inşallah fıkhi boyutunu konuşmaya gayret göstereceğiz. İnşallah. Fıkhi boyutunda demiştik ya hani hocam örtünme fıtraten gelişen bedenlerimizde ta doğuştan hani kapanma isteği olan o düşünceyle kapattığımızı da hemen hemen dile getirmiştik. İman ve örtünme konusunu şöyle bir bağdaştırdığımızda nübüvvetin de 18. 19. yüzyıla gelmesinin hicretin 5. 6. yılı dedik. Bir tesadüfi de değil işin doğrusu. Şöyle bir düşünecek olursam Mekke'de Darül Erkam'a baktığımda yine Medine'de Sufe Mekteplerine baktığımda bir iman örüntüsünün olduğu belli. Altı dolu doldurulan bir kavram. Bununla birlikte örtünmenin hani çok tesadüfi olmadığını, sahabe hayatlarına baktığımızda hocam çok şaşılacak bir durum belki ama çok çabuk da bir kabulleniş var. Hani dedik ya fıtri diye çok da şaşırmamak gerekiyor esasında ama şimdi günümüze baktığımızda gelen sorular çok farklı, çok basit kavramlarla belki de irdelenmeye çalışılıyor. O dönemi gözden geçirdiğimizde halktan, sahabilerden çok daha çabuk kabullenişler var. Bunun nedenlerini de konuşmuştuk geçtiğimiz programda. Bugünkü yapacağımız program tabii ki böyle bir seminer niteliğinde elbette değil, bir ders niteliğinde de değil. Biz bugün biraz ölçüyü vermeye çalışacağız. O ölçü niteliğinde de bir soru işareti koymak belki, insanların zihinlerinde uyandırmak, örtü kavramı nedir? Sadece başörtüsünden belki ibaret olmadığını da bugün konuşmaya gayret göstereceğiz. Hani diyoruz ya matematikte bir formül verilir de insanlar bir sürü problemler üretir. Bugün o ölçü çerçevesinde inşallah değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Hocam çok mu konuştum bilemiyorum ama sorumu da hemen şöyle bir şekillendirmeye çalışayım. Örtünmenin mahiyeti ve sınırları hakkında neler söyleriz hocam bugün? Buradan bir girizgah yapsak. Buyurun lütfen. Euzubillah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Faydalı bir program niyaz ediyorum Rabbimden. Amin inşallah. Her zamanki duamızı yapalım. Bize sözün en güzelini, en doğrusunu söyletsin. İzleyici kardeşlerimize de böyle doğru anlamayı nasip eylesin. Hocam ha. Örtünmeyi insana dair bir meleki olarak bir önceki programımızda resmetmiştik, vasfetmiştik. Şimdi biz tesettür deyince, özellikle başörtüsü deyince, kadın merkezli, türban deyince, ideolojik merkezli yaklaşımlar, hemen çağrışımlar zihnimizde dönmeye başlıyor. Halbuki işin hakikati öyle değil, öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hani 5N1K derler ya hocam, ne, nerede, ne zaman, nasıl, sonra kim soruları. Buyurdunuz, sahabe bunu nispeten kolay kabul etmişti. O günün şartlarında. O günün şartlarında. Bugün ise durum daha farklı. Hocam zeminde iman var. İman varsa imkan da var. Kabulleniş imkanı da var. Değişim dönüşüm imkanı da var. Çünkü iman etmiş, inanmış. Bu da nasıldan önce ne sorusuna verilen cevapla ilgili. Yani biz bugün nasıl örtüneceğiz üzerine çoğunlukla cümle kuruyoruz. Yani örtün nasıl olmalı? Kadının ya da erkeğin nerelerini örtmeli? Hangi evsafa sahip olmalı? Genelde ahkam üzerinden, hüküm üzerinden, hüküm cümleleri kurarak bunu karşı tarafa aktarıyoruz. Fakat gelin görün ki özellikle genç bir bireyde bunu neden yaptığını anlamlandırmadığında nasıl yapacağı çok da
bir değer ifade etmiyor. Hatta çoğu zaman yapmıyor. Biz bu program dizisinde örtünmenin nedeni üzerine cümle kurmaya çalışıp hani bireyin, insanın neden örtünmesi gerektiği, yani oradaki gerekliliğin normatif bir zorunluluk mu yoksa aslında insan oluşunun doğal bir sonucu mu olduğu farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Gayretimiz bu. 5 temel zemine oturtmuştuk örtünmeyi. Şöyle bir hatırlayacak olursak, fıtri gerekçeler vardı, kelami gerekçeler vardı. Fıtri olan yaratılıştan getirdiğimiz, işte Hazreti Adem ile Havva üzerinden örneklendirmiştik bunu. İşte işledikleri günah ya da işte her neyse o hatanın neticesinde mahrem yerlerinin kendilerine gösterilmesi sonucu hemen cennet yapraklarıyla kendilerini örtmeye çalıştılar hocam. Evet. Havva da buna çalıştı, Adem de buna çalıştı. Doğrudan bir refleks gösterdiler ve Havva sen kadınsın, sen ört, ben örtünmesem olur demedi Hazreti Adem. İkisi birden. Sonra gelişen insanlık tarihinde bu örtülerin hatta orta çağda kat 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 olduğunu görüyoruz. Yani bu örtünmenin aslında hani böyle dini olmaktan ziyade fıtri bir şey olduğunu bize gösteriyor. Çünkü o gün bir örtünün emri yoktu. Şu ağaca yaklaşmayın emri vardı. O emir çiğnendiğinde örtünme bir refleks olarak, doğuştan getirdikleri bir refleks olarak ortaya çıktı. Sonra tabii Cenab-ı Hak bunu elbette hükme de bağladı. Meselenin fıtri boyutunda bunu anlattık. Kelami boyutunda ise hani örtünmenin ya da giyinmenin ya da çıplak olmanın muhatapları üzerinden cümle kurmaya çalıştık. Kişi kendisi için örtünür ya da açılır, içinde bulunduğu sosyal çevre için örtünür ya da açınır teşhiri konuştuk hatırlarsanız. Evet. Burada asıl dikkate alınması gerekenin Allah'ın şahitliği olduğuna vurgu yaptık. Yani Allah şahittir. Biz de meşhut, yani yapıp etmelerine şahit olunanız. Bu elest bezmindeki şahitliğin devamı olan bir şahitliktir ve evet kıyamete kadar devam edecek. Kıyametten sonra da işte mahşerde bizim yapıp etmelerimiz ve Rabbimizin buna şahitliği üzerinden bir evet bir hesap görülecek. Meselenin kelami boyutu vardı. Yani Rabbim beni görüyor. Açıldığımda açık halimi görüyor, kapandığımda kapalı halimi görüyor. Neyle kapatıyorsam kendimi, neremi kapatıyorsam, nasıl kapatıyorsam. Hocam, bugün inşallah 3 farklı başlığı ele almaya gayret edeceğim. Bunlardan ilki fıkhi boyut. Zira söyledik bir meleki refleks olarak başladı ama bilahare hükme bağlandı. Yani meselenin fıkhi boyutu nedir? Biz buradan ne anlamalıyız? Sonra ahlaki boyutunu örtünmenin konuşmaya çalışacağız. Son olarak da elbette estetik boyutunu, estetiğin olmadığı her denklem eksik denklemdir. Ve böylece örtünme dediğimiz ameliyeyi kadın ya da erkek cinsi üzerinden değil, insan türü üzerinden yeniden şöyle bir gözden geçirmeyi inşallah gayret inşallah göstereceğiz. Hocam o zaman örtünme ve ahlak ilişkisine baktığımızda örtünme ile ahlakı nasıl bağdaştırabiliriz peki? Şu fıkhi meseleyi, fıkhi boyutunu bir konuşalım arzu olur ederseniz. Şimdi hocam fıkıh deyince, fıkıh insanlar arasındaki ilişkileri düzenler. Sonra insanla Rabbi arasındaki ilişkileri düzenler. Yani farz, vacip, fıkhın dilidir. Haram, helal, fıkhın dilidir. Örtünme söz konusu olduğunda alimlerimiz genelde meseleyi kadın erkek ilişkisi üzerinden hocam mütalaa etmişler. Bunu yaparken de kadına yükledikleri bir anlam var. Avret. Erkek için de kullanılan bir kavram var. Fitne. Şimdi avret fitne denkleminde örtünmeye baktığımızda adeta şöyle bir manzara çıkıyor. Yani kastımı doğru ifade edebilmem önemli çünkü haddimi aşmak istemem. Erkek için giyinen bir kadın. Çünkü kadın avret,
O kendisini örtecek ki erkek nazarında fitneye sebep olmasın. Şimdi ben genç bir kız olsam hocam. Bu kadar gerçekten kolay mı fitneye hemen sebebiyet vermek? Yani ben genç bir kız olsam bana deseler ki örtüneceksin. Niye? Çünkü fitneye sebep olabilirsin. Doğrusu bu beni ciddi anlamda... Şu an beni bile yaraladı. İrrite edebilir yani açıkçası. Ama burada mevzunun kul Allah ilişkisi üzerinden işte biraz sonra ahlak boyutunda konuşacağız, estetik boyutunda konuşacağız. Kemal ve cemal üzerinden mesele tanımlandığında ve sadece kadına değil erkeğe de... İşte kadına indirgendiğinde hocam insanı bu gerçekten yaralıyor. Bu kadar hani basit olmamalı diye düşünüyor. Hocam erkeği kayıran, erkeğin tesettür konusundaki o tutarsızlıklarını, tarihsel tutarsızlıklarını meşrulaştıran, erkek zaviyesinden yani erkek bakış açısıyla konumlandırılan bir örtünme anlayışı asla dini değildir. Olsa olsa örfi olabilir. Buna bir şey diyemem. Ama erkek nazarından tanımlanmış bir örtünme, hayır, Allah Azze ve Celle Hazretleri birazdan ayetler okuyacağız. Erkeğe de kadına da ayrı ayrı örtünmeyi emretmesi ve bunu da bir zerafete, bir nezakete, bir letafete, sonra bir kemale, sonra bir cemale bağlaması bize bunun bir avret meselesi olmadığını çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Hocam, örtünme kadın erkek ilişkileri bağlamında avret kavramı üzerinden değerlendirilirse bu az önce söylediğim gibi kadının toplumsal hayattaki ilişkilerini tanzim eden bir şeymiş gibi ortaya çıkar. İşte erkeğin fitneye düşmemesi için kadının örtünmesi gibi. Oysa bu ilahi adalete de uygun değil ve bugün genç bir bireyin bunu anlaması da açıkçası çok mümkün değil. İtirazlar da zaten bu noktadan geliyor. O zaman hocam sadece şekil şartları yerine geliyor bir de. Yani meselenin nasıllığı evet yerine geliyor. Başörtün şöyle olacak kızım, pardesün böyle olacak. Ama nedeni içi dolmayınca hani o ilk programda okuduğumuz takva elbisesi vardı ya, hı hı. O takva elbisesi giyilmemiş oluyor. Biz hala düşünüyoruz başörtüyü buradan mı bağlasak, şuradan mı bağlasak evet. Daha estetik olur, şöyle ne? Giyinsek mi olur, böyle giyinsek mi olur? Biz hala bu noktadayız hocam. Hocam Kur'an-ı Kerim önce erkeklere hitap eder. Der ki, mümin erkeklere söyle Cenab-ı Hak gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. İlk hitap, ilk emir erkekleredir. Gözünü haramdan sakın ve namusunu muhafaza et. Hocam bak kadına şunu söylemiyor. Adam gibi giyin, erkeği günaha bulaştırma demiyor. Haşa. Ya dil bu değil. Bu tarih içerisinde buna evrilmiş. Evet, dil tarih içerisinde bu noktaya gelmiş ama vahyin dili bu değil. Akabinde mümin kadınlara söyle diyor Cenab-ı Hak. Onlar da gözlerini haramdan sakınsın ve onlar da iffetlerini muhafaza eylesin. Yani şu nezakete bakar mısınız hocam? Gözünü sakın diyor. Yani muhatap burada bireyin bizatihi kendisi. Yani bir ortama girseniz, bir şehre girseniz, bir mekana girseniz ve mekan baştan aşağıya fitneye sebep olacak görüntülerle dolu olsa, mümine düşen ne? Gözünü haramdan sakınmak. Sen şöyle davran, sen şunu giy, sen şurada oturma, sen buradan kalk, sen buraya girme. Bu değil. Sen kendini koruyacaksın. Evet. Elbette mümin içerisinde bulunduğu ortamın da nezih olmasını ister. Bu ayrı mesele ama kendine göre ortam dizayn etmez. Önemli olan bu. Şimdi kendini bir ikinci madde kıymetli hocam. Avret ve fitne merkezde değerlendirme mesuliyeti kadına yükler. Zaten bu manzarada yani mevcut manzarada da bu var. Mesuliyet kadına yüklendiğinde bu takdir edersiniz ki hakikaten ciddi bir adaletsizliğe sebep olur. Ben erkek olarak her şekilde yoldan çıkma hakkına sahibim ama kadınlar beni yoldan çıkarmamalı. İşte sıkıntı problemlerin kaynağı burası. Böyle, tam bu nokta. Bu
Bu yani böyle eril bir dil falan filan da değil. Yani bu düpedüz, nasıl söylenir, bu ahlaksızlık, bu ahlaksızca bir düşünce. Önce sen kendi ayakların üzerinde duracaksın. İman ile istikamet sahibi olacaksın. Ondan sonra emri bil maruf nehyanil cihetinden evet cümle kuracaksan kur. Ama bu cümleyi bütün demeyelim ama gayri meşruyu kendine meşru kılıp, nitekim bu dilde de böyledir. Kadın gayri meşru bir şey yaptığında ahlaksız bir kadın olur. Erkek yaptığında hovarda bir erkek olur. Hovarda ne demek? Yani çok bu noktada ben bu dilin değişmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok güzel bir söz var hocam. Diyor ki bir bilge kişi, kendini değiştirmek istiyorsan cümlelerini değiştir. Yani dilini değiştir. Kullandığın sözleri değiştir. Hı hı. Dünyanı değiştirmek istiyorsan davranışlarını değiştir. Şimdi mevzumuz bu değil. İnşallah bir gün bunu da konuşalım. İnşallah. Cümle o zaman nasıl... şöyle bir şey geldi aklıma. Hani dediniz ya erkek yaparsa farklı, kadın yaparsa daha farklı. Hakikaten de öyle. Toplumumuzda öyle. Kadının bir hatasında o ömür boyu o hatayı taşır. Ama erkek yaptığı zaman bir hafta 10 gün sonra unutulur gider diyelim. Bunun da yetiştirilme tarzıyla alakası var mı ki hocam acaba? Bunu da konuşmak isterim gerçekten. Hocam evet, başka bunun zemininde de kesinlikle yine kadınlar var anne sıfatıyla. Kesinlikle. Yani evde kız çocuk, erkek çocuk ayrımı. Yani hem tavır ve davranışlarda kız hem çocuk de erkek çocuğuna hizmet eden, işte suyunu getiren, yemeğini getiren, ihtiyaçlarını gidermeye çalışan ama erkek çocuk hani bir şeydir ya, daha böyle korumacı mı oluyorlar? Hocam henüz küçüklüğüne gidin. Erkek çocuk evet, hani böyle tuvalet eğitiminde, erkek çocuk o eğitim sürecinde evin içerisinde üzerinde kıyafet olmadan dolaşabilir ve buna ses çıkartılmazken kız çocuk dolaşamaz. Doğru. Halbuki o da çocuktur. Yani doğru orada diyorsunuz, yanlış tabii ki. Hani yani, yanlış anlaşılmasın. Yok tabii ki. Bu ben fiili duruma cümle kuruyorum. Hı-hı. Öyle olmamalı. Hem mahremiyet eğitimi, hem kendindelik farkındalığı, her iki cinse de aynı yaşlarda, aynı pedagojik formasyonla verilmeli. Yani bu noktada yine kadın cinsinden olan annelere çok ciddi iş düşüyor. Eğitim. Yani. Şimdi kıymetli hocam, çok Musa, başlı başına bir ayrı bir başlık aslında bu konu. Musa Carullah, konuşuruz bunları hep inşallah. Şimdi cümle ve davranışların insanı ve hayatı nasıl değiştireceğini konuşalım bir program. Hı hı, bir program da çocuk eğitimi üzerine inşallah cümle kurmaya çalışalım. Musa Carullah Begiyev var, bir İslam alimi. Der ki, kıymetli hocam, örtünme ile ilgili emir ve yasaklar fitne korkusu gibi mevhum hikmetlerle izah edilir. Bundan dolayıdır ki kadın hem güneşin nurundan hem ilmin aydınlığından mahrum bırakılır. Güneşin nurundan mahrum bırakılır, sokağa çıkartılmaz. İlmin aydınlığından mahrum bırakılır, okutulmaz. Neden? Çünkü avrettir. Fitneye sebep olur. Bak bu iki kavramın yaşanan sosyolojiye nasıl etki ettiğinin anlaşılması bakımından bu çok kıymetli bir tespittir. Tespitleri devam ediyor. Çoğu bölgelerde de bu nedenle hocam kız çocukları okutulmamış. Okutulmuyor tabii. Ya hala da var. Tespitleri devam ediyor. Diyor ki bir fitne varsa, bir kere diyor ilmin aydınlığında fitne olmaz. Fitne varsa erkeklerin gözlerinde, kalplerinde ve dillerindedir diyor. Fitne. Bu çok önemli. Burayı tedbir almak mı istiyorsun? Kadın avret yapıp bir yere kapatmak, evine kapatmak değil. Tedbir almak gerekiyorsa erkeklerin gözlerine nikap, kalplerine adap, dillerine de ikap gerekir diyor hocam. Gözüne nikap, örtü, peçe. Hani şu Afganistan coğrafyasında kadınların yüzüne örtülen peçe var ya, diyor ki tedbir almak istiyorsan erkeğin gözüne peçe ört. Sonra gönlüne adap, edebin çoğuludur. Edep ise güzelliklerin zirvesidir. Edebiyat da oradan gelir zaten. Hı hı. Sözdeki letafet, sözdeki güzellik konu olduğu için o bilim dalına edebiyat denmiş. İkap da cezalandırmaktır. Hı. Dil. Evet. Fitneye ana sebep dildir.
tedbir alacaksan diyor, fitneye sebep olmuş erkeğin dilini cezalandır. Sonra hocam bununla da bitmiyor. Devam ediyor. Hakikaten güzel tespitler. İslam'da örtünme kadınların sadece yüzlerine ve vücutlarına ait değildir. Hürmetlerine ve hukuklarına dairdir. Örtünme hiçbir zaman böyle avret perdesi olarak emredilmemiştir. Hı hı. Aksine şu kavramlar çok kıymetli hocam. Şeref şiarı, ismet ridası ve hürmet ihramı olmak sıfatıyla farz kılınmıştır. Hı, hocam güzel. Erkeğe de kadına da. Şeref şiarı ne demek? Şerefin sembolü demek. İsmet ridası, izzetin, iffetin örtüsü demek. Hürmet ihramı da hocam, hacılar Kabe'ye giderken hatırlarsınız, ihrama girerler. Hı hı. Sonra bak oradaki ihramla, mahremle, evdeki o mahrem alan aynı köklerden gelir. Hürmet demektir hocam. Bu erkek içinde, kadın içinde. Örtü hürmete dayanak olsun diye Allah tarafından farz kılınmıştır. Hmm. Örtünmenin mahiyeti ve sınırlarını konuşuyorduk. Tam reklam arasında dedim ya, benim bu konuya biraz itirazım var diye. Lütfen bu itirazımı siz sesli bir şekilde dile getirin. Biraz itirazlar üzerinden de gidelim. Hep hocam, kadınla suçlanmalı. Bu itirazlar gerekli. Yani zira bu anlamın değişmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer biz erkeğin de kadının da Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin öngördüğü şekilde o kemal ve cemale, ahlaki anlamda kemal noktasına, estetik anlamda cemal mertebesine ulaşmasını istiyorsak örtünmeye bakışımızı değiştirmek zorundayız hocam. Hiç bunun lamıcım yok. Ne demişti Musa Carullah? Örtünme şeref şiarıdır, ismet ridasıdır yahut hürmet ihramıdır. Bu zeminde farz kılınmıştır. Hocam o hürmet ihramı hakikaten üzerinde durulması gereken bir mevzu. Bu evlerde kadınların bulunduğu bölmeye harem denir. Kabe-i Muazzama'nın ve Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye de harem denir hocam. Bunun harem denmesinin sebebi oraların hürmete layık mekanlar olmasından dolayıdır. Yani ihtiram gerekir. Ve hocam özetleyecek olursak bu fıkhi kısmı erkek içinde, kadın içinde örtünme farzdır. Ayetleri bütüncül olarak değerlendirdiğimizde ortaya çıkan manzara, yani kadın avrettir, o örtünsün, erkek için fitneye sebep olmasın yaklaşımının vahiy ile uzaktan yakından bir alakası hukukunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri üzerinden onlara özel emir var, tamam. Ama gelenek bunu Ehl-i Beyt'ten ümmete teşmil etme noktasında da görünen o ki biraz cömert davranmış. Halbuki Resulullah'ın özel bir konumu var, onun eşlerinin de özel bir konumu var. Haya ve iffet hocam, bu bilinci korumak sadece kadının vazifesi değildir. Bu erkek için de, kadın için de ortak bir vazifedir. Birazdan ahlak bahsinde bunu inşallah konuşacağız. Nitekim şunu söyleyebiliriz. Kadınlar için ekstra bir enstrüman var. Örtünmede kullanılan. İşte Ahzab suresinde hükme bağlanan o yakaların üzerine örtülmesi emredilen başörtüsü hocam. Hocam bunun adının başörtüsü olması, türban olması, yani her türlü ideolojik ve siyasi anlam yüklemelerinin ötesinde Allah Azze ve Celle Hazretleri görünen yerler müstesna demiş. Alimler yıllar içerisinde bu görünen yerlere anlamlar yüklemiştir ama yaklaşık olarak ortaya çıkan manzara şu. Söz konusu kadınsa el, yüz ve ayaklar. Peygamber Efendimiz de bizzat bunu kendisi de hani tabii Esma'ya anlatırken de gösteriyor yüzünü, ellerini ve ayaklarını. Hı hı. Namaz kılarken hocam zaten fıkıh kitaplarında iki başlık altında incelenir bu. Biri setre avret bahsinde incelenir. Hem erkek için hem kadın için. Namazın geçerli olabilmesi, yani
namazın şartlarından biri olması itibariyle nerelerin örtünmesi gerektiği bahsidir bu. Ve hocam setre avret, dikkat buyurun, kadın için değil, erkek için de namazın şartlarından biridir. Yani avret dediğimiz kavram erkek için de kadın için de ortak bir kavramdır. Bunun altını bak defalarca çiziyorum. Kalın niye çiziyorum? Kalın puntolarla çizelim bunu. Yani çünkü burada insan vurgumuz. Kadın ya da erkek değil. İkincisi de hocam ibahalar bahsinde incelenmiş. Yani kadının neresine bakılır? İşte sosyal hayat alanında, asgari müştereklerde, bir kadınla temas kurulduğunda, çarşıda, pazarda, bir programda neresine bakmak caizdir, neresine bakmak değildir? Bir de bu alanda incelemişler. İşte ziynet kavramı burada önemli bir kavram. Bir ayette işte mescitlere girerken çıplak tavaf ediyormuş, hı hı, Arapların bir kısmı. Allah Azze ve Celle'nin emri var. Mescitlere girerken ziynetlerinizi üzerinize alın. Buradan hareketle elbise diyenler var. Buradan hareketle kadın evden dışarı çıkarken bir dış kıyafeti de giymeli. Sadece örtünmesi yeterli olmaz diyen alimlerimiz var. Bakın nasılına dair evet fıkıh ciddi bir tedvinat oluşturmuş. Hı hı. Ama bunun zemininde kadını avret ve fitneye sebep olan varlık olarak görmek varsa bu yeni bir bakış açısına muhtaç demektir. Bunu söylemek durumundayız. Başörtüsü burada hani son cümle olarak kadınlar için o örtünmeyi tamamlayıcı ek bir emirdir. Erkekler için böyle bir emir yok. Ama kadınlar için ya bu yakalarının üstüne örtsünler, başlarını örtsünler demiyor. Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar ayet. Fular da olur, peştemal da olur. Böyle boğazını... Ayetleri bu kadar taklattırmaya gerek yok. Yani o darebe fiiline yüklediğimiz anlamla ilgili de aynı cümleleri kurmuştum. Ya bu apaçık ve düpedüz bir başörtüsü emridir. Öyle furattan murattan da değildir. Emirdir. Allah'ın mümin kullarından istediği örtünmenin kadın kullarına ait bir parçasıdır. Ve farzdır hocam. Bunun Ahzab da, suresinde geçer hocam. Tabii bunun da altını... De, hani şey Furat'tan dediniz ya böyle bir tartışma da var ya maalesef. Yani öyle bir şey değil. Ahzab suresini merak edenler açıp bakabilirler. Mealini okuyabilirler. Tefsirlerine de bakabilirler. Yani öyle dediğiniz gibi Furat'tan falan bir mesele de değil aslında. Sonra hocam aklıma gelmişken şunu da arz etmek isterim. Söz konusu fıkıhsa bugün gelinen noktada beden mülkiyet kavramı üzerinden ne yazık ki tanımlanıyor. Yani insan beden ilişkisi kapitalizmin etkisiyle mülkiyet ilişkisi gibi değerlendiriliyor. Bu zinhar doğru değildir. Doğrusu ne? Bu bir emanet ilişkisidir sevgili hocam. Yani beden benim, ne istersem yaparım. Bir modern zaman söylemi. Yapamazsın arkadaşım. Niye? Çünkü beden senin değil. Beden sana emanet. Yani bu böyle bir özgürlük pırıltısı gibi sunuluyor. Hayır, özgürlük böyle bir şey değil. Işıltılı tepsilerde size sunduklarına bakmayın. Hani özellikle genç kardeşlerime kurmak istiyorum bu cümleyi. Özgürlük dediğimiz şey bu değil. İnsanın Rabbi ile gerçekleştirdiği sözleşmelerden biri de hocam emanet sözleşmesidir. Bu emanet sözleşmesine göre her şey insana emanet edilmiştir. Bedeni de buna dahil. Sadece dağlar, taşlar, yeryüzü, gökyüzü, din değil. Sadece eşlerimiz, çocuklarımız değil. Sahip olduğumuz beden de bize emanettir ve mülkümüz değildir. Dolayısıyla bedenlerimiz üzerinde bir egemenlik kurulacaksa, burası çok önemli, bu hükümdarlık, hükümranlık iddiası bize ait olmamalı. Kime ait olmalı? Bu bedeni de, bu ruhu da yaratan Allah'a ait olmalı kıymetli hocam. Dolayısıyla beden benim, ne istersem yaparım, onu istediğim gibi kullanırım. Demek gibi bir hakkımız yok. Hakkımız biz yok, dövmeyi vesaireyi, piercingi, tam yani, bu gelmişti şimdi. Bedene zarar verecek şeylerin tümünü bu cümleden mütalaa ederiz. Yani Allah'ın sana emanetidir. Nasıl çevreyi kirletmemen, doğayı eziyet etmemen gerekiyorsa aynı eziyeti bedenine de yapmaman gerekir.
Hocam bir insanın başka bir insanın bedenini yok etmesi, ruh biliyorsunuz yok edemezsin zaten. Öldürmek dediğimiz fiil, eylem bedeni yok etmektir. Suç mudur? Suçtur. Cinayettir. Dikkat edin hocam, insanın kendini öldürmesi de dinimizde suçtur. Beden senin ne istersen yapabilecek olsaydın, kendi bedeninin canlı varlığına son verme hakkın da olurdu ama öyle bir hakkın yok. Ötenazi ciddi anlamda o Batı toplumlarında tartışılan bir mevzu ve birçoğunda yasak. Yani sana sen özgürsün, dilediğini yaparsın, beden de senin istediğin gibi kullan diyen anlayış, kendi söz söyleyicisinde ben ölmek istiyorum diyene hayır ölemezsin diyor. Çünkü beden onun için bir mülkiyet denkleminin tarafı değil. Ama bizi bir şekilde köklerimizden, bağlarımızdan, tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden ve dinimizden uzaklaştırmak için her türlü argümantasyonu böyle pervasızca kullanıyorlar. Hocam, bedenimize verdiğimiz zarardan da hesabımızı vereceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve size verilen hiçbir emanete ihanet etmeyin. Beden bir emanettir. Bu emanete ihanet etmemek icap eder. Fıkıh sürecinde bunu yaklaşık hani meselenin fıkhi boyutunu bu şekilde sunsak şimdilik kafidir diye düşünüyorum hocam. Hocam o zaman örtünmenin ahlak ilişkisine geçtiğimizde biraz bizim anladığımız sanki toplum içerisinde değil, biraz daha bu kısmıyla mı ilgileniyoruz acaba? Diğer bu anlattığınız kısmıyla değil de daha çok bu tarafıyla ilgileniyoruz herhalde. Örtünmenin ahlaki kaynağını konuşsak neler söylersiniz? Hocam ahlakın ne olduğu hakkında bir iki cümle kurayım müsaadenizle. İslam dininde ahlak fıtrattan, kelamdan, fıkıhtan, ibadetten ayrı bir kategori değildir hocam. Bir şey ahlakidir dediğimizde aynı zamanda şunu söylemiş oluyoruz. O şey dinidir. Yani ya bu ahlak meselesi olsa da olur olma değil hocam. Yani fıkıh nasıl bizi bağlıyorsa ahlaki meseleler de bizi bağlar. Çünkü din ahlaktan ibarettir desek adeta çok da böyle maksadını aşmış bir söz sarf etmemiş oluruz. Evet. Bir şeyin ahlaki olması onun olsa da oluru değil, olmazsa olmazına işaret eder. Dolayısıyla İslam'da ahlak hocam bir kemal meselesi değil, bir beka meselesidir. Yani ahlakı dinden ayrı düşünemeyiz. Din ahlaktır, ahlak dindir. Dinin ahlaktan ayrılması hocam dinin kendisinden ayrılması anlamına gelir. Ve din-ahlak ilişkisi nasıl ayrılmaz bir bütünse, örtünme de elbette ahlaktan bağımsız olarak düşünülemez. Zira ahlak, ahkamın, hükümlerin aklıdır. Örtünmenin ahlaki temeli de kıymetli hocam, hayadır. Haya nedir? Öyle pek çoğumuzun bildiği gibi basit bir utanma duygusu değildir. Hocam haya ile hayat aynı kökten gelir. Dolayısıyla haya hayattır. Hayasızlık ise hayatın olmamasıdır. Yani bir çeşit ölümdür hocam. Hmm. Bir çeşit idrak ölümüdür, şuur ölümüdür. Bir insan hayasızsa, hayasızca davranıyorsa o idrak seviyesinde ölümünü adeta ilan etmiş demektir. Haya tıpkı takva gibi Allah'a karşı sorumlu olma bilincimizi içerir. Mahza iyiliktir, külli bir ahlaktır. Haya insanın kendini kötü, çirkin ve yanlış olandan alıkoymasıdır. İyi, doğru, güzel olanı kuşanmasıdır. İşte örtünme noktasında da asıl olan budur. İyinin, doğrunun, güzelin hem tavır davranışlarımızda hem kıyafetlerimizde seçilmesi ve hem ruhumuzu hem de bedenimizi sarıp sarmalaması ve örtmesi söz konusudur. Ve bizi hocam kötülüğe götürecek her türlü şeyden uzaklaşmak hayadır. Rabbimizin her an bizimle olduğunu, bizim olduğumuz her yerde onun da hazır ve nazır olduğunu
bilme duygusunun adı hayadır. Ve kıymetli hocam, örtünme, hicap, tesettür, hangi kavramı kullanırsanız kullanın, İnsanın haya duygusuna hitap ederek onun ruhunu besler. Ruh buradan nasiplenir ve malumunuz su gibidir ruh, girdiği kabın şeklini alır. Hani Allah Resulü'nün bir hadisi şerifi var. Her dinin temel bir ahlakı vardır. İslam dininin temel ahlaki vasfı da hayadır. Buna göre haya sadece bir değer değil, değerler üreten bir zemindir söz konusu İslam ve Müslümanlık olduğunda. Bu bağlamda hocam yine bir dizi hadisi şerif geliyor aklımıza. Haya imandan bir şubedir, haya imandandır, haya ile iman kardeştir. Biri ortadan kalktığında diğeri de kalkar. Şimdi bu hadisi şerifi elimizin altına aldığımızda ya da buna yoğunlaştığımızda, hayanın ortadan kalkmasıyla imanın ortadan kalkması, hani kişi işte bir takım günahlar sıralanır ve denilir ki o günahı işlediği an itibariyle imanı ondan sıyrılmıştır. Günahtan vazgeçer, işte ayrılırsa, tevbe ederse iman yeniden... Hocam zemininde bu var. O günah çünkü hayasızca bir günah. Sen o günahı işleyerek hayasızlık yapıyorsun. Hayasızlık yaptığında da artık mümin olma imkanını da, lütfunu da kaybetmiş oluyorsun. Çünkü haya ve iman ayrılmaz bir ikili. Ve bütün peygamberlerden gelen hocam bir hadisi şerifte yine buyrulur ki bütün peygamberlerden gelen ortak bir değer var. Nedir o? Şayet haya etmiyorsan dilediğini yap. Yani biz bunu utanmazsan diye tercüme etmişiz ama oradaki utanma duygusu böyle çok hafif kalıyor. Yani utanmazsan dilediğini yapın aslı, haya etmezsen, burada Allah'tan haya etmek var, insanlardan haya etmek var, bizatihi kendinden haya etmek var. Ve örtünme hocam insandaki haya duygusunu beslemesi açısından oldukça kıymetlidir. Zira teşhir ve çıplaklık beraberinde hayasızca davranışların da meşrulaştırılmasını getirir. O çok önemli. Gerçekten çok ciddi bir mesele. Örtünmenin, şöyle yine bir toparlayayım ya da kendi düşüncemi söyleyeyim. Elbette. Sadece bir, hani dedik ya, başörtüden ibaret değil. Bazen bir hal, bazen bir duruş, bazen bir cümle, söz, ağızdan çıkabilecek her türlü yanlış bir cümle giyindiği o tesettürü de yok etme durumunu bile getirebiliyor. Evet. Ki gerçekten çok tehlikeli. Sorumluluk boyutuna baktığımızda hakikaten ciddi bir konu. Hocam çıplaklık üzerinden ya da teşhir üzerinden manzaraya baktığımızda orada çok daha net ortaya çıkıyor. Yani sadece başörtü de değil, böyle ortalama bir kıyafetle, mazbut bir kıyafetle, yani mazbut diyebileceğimiz makul bir kıyafetle günlük hayatını yaşayan bir insanla daha böyle uç bir kıyafetle günlük hayatını yaşayan insanın davranışları birbiriyle, erkek ya da kadın fark etmez. Çok da mütenasip değil. Yani kıyafet seçimi doğrudan onun hayat algısını ve davranışlarını etkiliyor. Haya üzerinden bakacak olursak, evet, kıyafet algısı sahip olduğu haya duygusunu da ciddi anlamda besliyor. Ya haya duygusuyla hayat sahibi oluyor ya da hayasızlıkla işte yürüyen bir ceset mesabesinde tavır ve davranışlar sergiliyor. Çok ciddi bir mesele gerçekten. Şimdi yine bir sürü aklımda deli sorular var hocam. Bunları sorabilir miyim? Sorma cesareti gösterebilir miyim? Onu da bilemedim şimdi. Hocam, İslam'daki gelen emirlerin hepsi hemen hemen baktığımızda bir estetik üzerine gelmiş. Peki bunu estetik, tesettürü estetik boyutuna koyduğumuzda neler söylersin? Hocam, estetiğin olmadığı bir denklem söylediğimiz gibi en başta eksik kalır. Din niye var? İnsan kemale ulaşsın ve orada cemale sahip olsun diye var hocam. Bütün dert bu. Nitekim temel ibadetlerin
farz kılındığı ayetlere bakın. Ayetlerin neticesi hep işte لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yani namazı emreden ayetin sonu umulur ki korunursunuz diye bitiyor. Orucu emreden ayetin sonu işte takvaya ulaşırsınız diye bitiyor. Bir hedef var. Yani hedef namaz kılmak değil. Hedef oruç tutmak değil. Hac hedef değil hocam. Hedef bu ibadetlerle kazanmamız gereken o kemal seviyesi. O zaman o kemale ulaşmışsam ben namaza oruca gerek yok. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Hani nasıl olsa kalbim temiz. Temizlik için değil mi bunlar? Yok hocam, o mesele öyle değil. Yani ibadetsiz kemale ulaşılmaz. Kemale seni ulaştırmayan ibadet de bir işe yaramaz. Biraz böyle basit oldu ama aslında esaslı bir cümle kurdum. Bir daha tekrar edeyim. Lütfen. İbadetsiz kemale ulaşılmaz. Yani kemale ulaşmak için, olgunlaşmak için, yani hakikaten o لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ, en güzel surette yaratılmış insan olabilmen için ibadete, yani kulluğa ihtiyacın var. Tamam. Evet, ibadet ediyorsun ama ahsen-i takvime ulaşma noktasında da oho çok uzaklardasın, çok savrulmuşsun. Kurtulun. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Hacca dahi gitmişsin ama... Bazı şeyler gelenekten de olabiliyor, örtünme gibi. Eğer bu seni işte o kemale ulaştırma noktasında sana mesafe kat ettirmiyorsa bu ibadetler, onlar da hakkını vererek yapılmış ibadet artık olmazlar. Niye kat ettirmiyor hocam ya? Bir şeylerde gerçekten eksik bir noktamız var. Hani dedik hocam, ya. Hocam sadece farkındalık. Yani farkındalığımız eksik. Yani, o kadar anlatıyoruz hocam. Her yerde anlatılıyor, dinliyoruz. Hocam çok sevdiğimiz, var, çok sevdiğimiz, var. Çok sevdiğimiz söz var. Din, iman, ihsan, ahlak, kulluk. Hocam anlatıyoruz dediğiniz şeyler bilgiye dayalı şeyler. Fakat bu saydığım hususlar bilgi işi değildir, duygu işidir. Yani bilgiyle iyi Müslüman olunmaz hocam. Duyguyla iyi Müslüman olunur. Onu biraz iddialı bir cümle olmuş olabilir ama aslında çok da iddialı bir şey söylemiyorum. Yani hisle olur. Kulluk his meselesidir hocam. İspatı vacip, Allah'ın varlığının delilleri. 99 tane. Ne demiş köylü teyzem? Vah garibim, demek 99 tane şüphesi varmış. Tabii meseleyi böyle çok basit bir zemine indirgemek istemiyorum ama mevzu, yani kullukta, kemalde mevzu böyle normatif bilgi mevzusu değildir. Burada bilgiye tabii ki ihtiyacımız var. Bilgi olmazsa abdestin nasıl alınacağı, namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat oldu, haccın nasıl yapılacağı, bunlar bilgi mevzusudur ama o ibadetlerin sana mertebe kazandırması duyguyla alakalıdır. Biz evet biliyoruz, hele bugün gelinen noktada Google Efendi de sağ olsun, bilgiye ulaşma noktasında neredeyse pek bir engelimiz kalmadı ama duygu, ama his, özellikle bu kentleşme ve bireyselleşme süreçlerinden sonra his dünyamızı ciddi anlamda kaybettik. Hatta ben size bir şey söyleyeyim, bilgi arttıkça duygu köreldi hocam. Çok ciddi. Bilgi arttıkça o samimiyet, o masumiyet, o safiyet ne yazık ki dejenere oldu. Estetik mevzusuyla ilgili birkaç cümle kurayım. Birazdan program bitti dersiniz. Program bitmeden önce. Hocam her hükmün bir estetik boyutu var. İslam'ın her emrinde Allah'ın o cemal sıfatı mutlaka kendini gösterir. Kişi şehadet bilincine sahip olduğunda her haline şahitlik eden bir varlık olarak bir kere Allah'a iman eder. Kıymetli hocam. Ahlaki değerlere ve dinin emirlerine de o zaman sadece kemal açısından bakmaz. Aynı zamanda cemal noktayı nazarından da bakar. Bu işte insanda o duygunun, bakın duygunun bilgiye dönüşmesi, duygunun hikmete dönüşmesi, duygunun marifete dönüşmesine vesile olur. Dolayısıyla örtünmenin sadece bedeni kapatmak gibi bir vazifesi yoktur hocam. O aynı zamanda güzellik ve estetik boyuta da sahiptir.
Ve müminin o imanından kaynaklanan, Allah'ın cemal sıfatından kaynaklanan cemale ulaşmasını da sağlar. Sanırım bitmek üzere. Bitmek şu cümleleri, üzere evet hocam, ama galiba yine o kadar çok eksik noktamız kaldı. Şu cümleleri lütfen söyleyeyim. Lütfen, söz konusu örtünme olduğunda hocam mühim olan şekil ve suret değildir. Dış kıyafetler örflere göre, kültürlere göre, geleneklere göre, iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Hatta bu bir rahmettir. Yani İslam'ın rahmetidir bu değişkenlik gösterme imkanı. Sınırlara riayet edildiği sürece belli bir şekli dayatmanın hiç kimseye bir faydası yoktur, anlamı da yoktur. Burada vurgulanması gereken temel hususlar var. Nedir o? Gençlerimiz sorguluyor, örtünmeyi de sorguluyor. Sorgulasınlar, her şeyi sorgulasınlar. Fakat bu sorgulamalar bizi ayakları sağlam basan, tutarlı ve Allah'a yaklaştıran emin yerlere bizi götürüyor mu, götürmüyor mu? Bu ölçüyü her zaman böyle bir mihenk olarak masanın üstünde tutmaları lazım. Evet, ben bir sorgulama yapayım, tamam. Ama bu sorgulama beni nereye götürüyor, nereye savuruyor? Bu çok önemli. Bize var olan doğruları yıktıran ve yenilerini inşa etmeye imkan vermeyen sorgulamalar öyle takdir edilisi sorgulamalar değildir. Benim çocuğum çok bilinçli, her şeyi sorguluyor. Tamam, güzel. O sorgulama neticesinde yıktıklarının yerine yenisini inşa edebiliyor mu? İşte diyoruz. O zaman bence yıkıntı altında kalır, göçük altında kalır. Hocam, Allah memleketimizi korusun. Bir deprem olsa, şu bina göçse, biz bunun altında ya ölürüz ya da birileri gelir bizi kurtarır, hayatımıza devam ederiz. Ama söz konusu din olduğunda, medeniyet olduğunda, hani namaz dinin direğidir, namazı çekip aldığında, medeniyetle köklerinle bağını kopardığında, oluşan göçüğün altında öldü desen ölü değilsin, yaşıyor desen yaşıyor değilsin, böyle bir acayip garip bir hayat, ona da hayat denebilirse sürdürülür. Örtü kıymetli hocam, Allah'a karşı derin saygının vazifesidir. Bizi o göçüğün altından kurtarma için oldukça mühimdir. Fıtratın en güzel bir şekilde dışa vurumudur. İnsana kim olduğunu ve yerini hatırlatır. Erdemli bir duruş kazandırır. Sadece örtünmek değil, neden örtündüğümüzü, örtünmenin işlevini Kur'ani zeminde bildiğimizde Allah'ın ahlakıyla hocam, ahlaklanmamız gerektiği hakikatiyle de yüzleşiriz. Onun bize emrettiği değerlere adım adım sahip olmak için gayret ederiz. Ancak böyle yaptığımız takdirde hem inancımızda sabit hem de istikametimizi diri tutmuş oluruz. Ve böylelikle de bize bu medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın her türlü saldırısına karşı koruyan bir kalkana sahip olmuş oluruz. Örtü sadece kadına emredilen ve erkeğin de günaha düşmesini, yeniden bu cümleyi kurayım ki önemli, engelleyen bir şey olarak görülmemelidir. Kadını sosyal hayattan tecrit eden, onu eve mahkum eden, hayır. Örtü erkek için de kadın için de yaratılmış en kıymetli. Hocam, sokağa çıktığımızda sokak hayvanları var. Köye gittiğimizde dağda, ovada farklı hayvanlar görüyoruz. Hiç örtü var mı onlarda? Hayır. Yok. Örtü insanı insan kılan o temel enstrümanlardan biridir. Sadece kadın ve erkeği değil, insanı. Bunu zinhar akıldan çıkarmamak gerekir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür gerçekten ederim. Kendi adıma çok istifade ettiğim bir program oldu. Örtünün sadece kadına özgü olmadığını bir kez daha anlamış olduk. Ayrıyeten şunu da söyleyelim. Dediğiniz gibi örtü sadece başörtüsünden ibaret değil. Bazen söz dedik, bazen duruş dedik. Ağzımızdan çıkabilecek her türlü şey bizim örtündüğümüz örtülerimizi de yok edebilir, Allah muhafaza. Sorumluluk boyutuna baktığımızda hakikaten çok büyük sorumluluğumuz var. Bir temsil ediyoruz. Belki örtümüzü temsil ediyoruz. Bir tesettürü temsil ediyoruz. Bununla birlikte örtünün hani bir ölçüsünü vermeye çalıştık ama işte şöyle örtünülür, böyle örtünülür demedik. Buna bir soru işareti koyduk ki kişi kendine göre hani örtünme, nasıl örtüneceğini artık kendisi karar versin. Çünkü biz hocam ölçüler belli. Ölçüyü el, verdik. Yüz ve ayaklar haricinde. Hı-hı. Hanımlar dizde, göbek kapağı haricinde erkekler. Ama bunu
İşte söylediğimiz gibi. Hocam bir cümle ve bir dua ile bitirsek caiz olur, midir? Olur, tabii ki de. Sözünüzü kestim ama lütfen tamamlayın. Lütfen tamamlayın. Ben de şunu söylemeye çalışıyordum. Örtünme bir tarz değil, Allah'ın farzı. Tarz Allah'ın farzının önüne geçmemesi Eyvallah gerektiriyor. Hocam, hani estetik estetik kaygısıyla biz o farziyeti bir kenara itmeyelim diyecektim. Bunu söyleyelim çünkü o kaygıyla birlikte tarz yapalım derken biz farzı ihlal etmeyelim. Hocam siz tarz buyurun, demişken lütfen. Gençlere bir cümle kuralım, hı-hı, bir de dua edelim. Lütfen. Sevgili gençlerimiz şunu bilsinler ki özgürlük arzulara boyun eğmek değildir. Kalabalıklara uymak değildir. Herkesleşmek değildir. Asıl büyük özgürlük bugün bize dayatılan o küresel baskıya mukavemet göstermektir. Asıl özgürlük budur. Ve Hazreti Adem'le Havva ile başladık ya hani, hı hı, onların duasıyla bitirelim. Estağfirullah. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Senin emrini çiğnemek suretiyle. Şimdi sen bizi affetmezsen, bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen, bize mağfiret etmezsen muhakkak ki biz kaybedenlerden oluruz. Rabbim cümlemizi bağışladığı kullar zümresine dahil eylesin. Kazananlardan eylesin. Amin. Diyerek son noktamızı koyalım. Artık bu duanın üzerine de ben fazla bir cümle kurmayayım hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bu hafta bize verilen süremizin sonuna geldik. Haftaya bakalım hangi konuğumuz var, hangi konuları işleyeceğiz. Haftaya görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.